Yağmurlu bir İzmir sabahından selamlar herkese. Bu video 2000 abone teşekkür videosu olacak. Bu yolculuğa başlarken 1000 abone olacağımı bile hayal etmeden başlamıştım. 2018 yazında bir haftalık gittiğimiz Muğla tatilinde sırf anılarımız ölümsüzleşsin diye çektiğim bir videoyu editleyerek koyarak başlamıştım bu yolculuğa. Sonrasında pandemi döneminde evde olduğumuz için online süreçte evde yaptığım şeyleri paylaşayım derken yavaş yavaş koyduğum videolar arttı. Daha sonra şöyle bir düşündüğümde YouTube'da okuduğum bölümle ilgili çok fazla bilgi yoktu ve okuduğum bölümle ilgili çok fazla öğrenci vardı. Çok merak ettikleri şeyleri anlatıp video çekip atmaya karar verdim. Ve daha sonra en çok o videolarım izlenir oldu. Önce 1000 abone oldum. İzlenme saatim 4000 saati geçti. Ve daha sonra reklamlarım açıldı. Ona rağmen bu kadar çabuk 2000 abone olmayı beklemiyordum. Sizlere çok teşekkür ederim. YouTube ailemsiniz. YouTube'dan para kazanmaya başladım. Ne zaman başladım? Tarih söyleyeceğim. Öncelikle ben bu yolculuğa 2018 yazında başladım. Söylemiştim biraz önce. Daha sonra 1000 abone olmam 28 Temmuz 2021 yılında oldu. 28 Temmuz 2021'de 1000 abone oldum ve Ağustos'ta da, Ağustos'un ortalarına doğru da 4000 saat izlenmem tamamlandı. Ve bana mail geldi. Hani artık YouTube işi ortağı olmaya hak kazanmanız şeklinde. Tabii ben o mail gelir gelmez hemen hani kendiliğinden para kazanmanın açılacağını zannediyordum. Ama öyle değilmiş. Bir arkadaşım sayesinde, yani bir arkadaşımın bana söylemesiyle şöyleymiş. Öncelikle her videomuzda para kazanmayı açmamız gerekiyormuş. Ben de arkadaşımla öğrendikten sonra her videomda para kazanmayı açtım. Daha sonra para kazanmaya başladım. Para kazanmaya başladığım gün 17 Ağustos. 17 Ağustos itibariyle, yani tarih, açık tarih vereyim. 17 Ağustos 2021 tarihi itibariyle de para kazanmaya başladım. Sonra AdSense hesabı açıyorsunuz tabii. Sonuçta kazandığınız paranın yatması gereken bir banka hesabı var. Akabinde Ağustos sonu Eylül aylarında AdSense hesabı açmaya çalıştım. Şöyle oldu işte, ad, soyad, adres bilgisi, sonra işte banka IBAN'ı giriyorsunuz. Ondan sonra yani paranızın yatacağı IBAN'ı giriyorsunuz. Ben bunları girdim. Fakat şöyle bir durum vardı. İşte 200 TL olmadan parayı çekemiyorsunuz. Evet, dolar olarak kazanıyorsunuz. Türk parası karşılığı 200 TL olduğunda çekebiliyorsunuz ama şöyle bir durum, çekecekken şöyle söylüyor. Diyor ki vergi diliminden yararlanabilmeniz için bir şirket kurmanız gerekiyor diyor ve hani o şirketinizi buraya kaydetmeniz gerekiyor ve hani çektiğiniz paranın vergi kısmı kesilerek çekmeniz gerekiyor diyor. Dolayısıyla şirket kurmak da sonuçta bir meblağ gerektiriyor, bir birikim gerektiriyor. Tabii ki de hani şirket kurmadığım için o parayı orada bırakacak da değilim. Sonuçta bir emek veriyorum. Hani hem de bu yoğunluğum için de bir emek veriyorum. Biliyorsunuz ki özel okulda da öğretmenim ve çok yoğun bir ders saatim, çok yoğun bir programım var. Ona rağmen bir şeyler çekmeye çalışıyorum, bir şeyler paylaşmaya çalışıyorum. Tabii ki de o parayı orada bırakacak değilim. Hani çekmek isterim ama şirket kurma şartı olduğu için öncelikle şirket kuracak birikim sağlamam gerekiyor. Şirket kurduktan sonra o parayı çekebiliyorum. Bir de şöyle bir durum var. PIN zarfı. Bunu birçok para kazanandan duymuşsunuzdur. Şöyle, para kazanmam açıldıktan sonra adres hesabı açarken bizden adres istemişti ya. Ben orada adresimi sadece işte sokak numarası, mahalle adı, posta kodu, apartman adı ne kadar vermiştim. Ama daire numaramı, kat numaramı yazmamıştım. İlk pinimin süresi doldu. Bu arada mesela pini atıyorum işte 1 Aralık'ta istiyorsunuz. 3 hafta içinde geleceği söyleniyor. Yani 1-3 hafta içinde gelir diyor. En erken 1 hafta içinde, en geç 3 hafta içinde gelir diyor. Diyelim ki pini 1 Aralık'ta istediniz. Sizin pininizin 21 Aralık'a kadar gelmesi gerekiyor. 21 Aralık son tarihte sizin pininizi girmeniz gerekiyor. Bu pinle birlikte parayı çekmeye izin veriyorlar. Evet, şirket kurmamızı istiyor Türkiye ama normal şartlarda YouTube'un şartı pinini gir, paranı çek. Hani paranı pin girdikten sonra çekebilirsin dediği için pin de çok önemli. İşte eğer 21 Aralık'a kadar pininiz gelmezse ikinci kez isteme hakkına sahipsiniz. İkinci kez istediğiniz tarihten itibaren de 3 hafta sayıyorlar üstüne. Sonra eğer o 3 hafta içinde ikinci kez de gelmezse
Pininizi son kez, üçüncü kez isteyebiliyorsunuz. Eğer o üçüncü istediğinizde de gelmezse sonrasında ne oluyor bilmiyorum. Benim şöyle oldu. İlk hafta ilk pinimi istediğimde, dediğim gibi ben kat numarası ve daire numarasını yazmadığım için herhalde o yüzden gelmediğini düşünüyorum. Sonra pini aradan 3 hafta geçtikten sonra, ilk pini girme tarihi dolduktan sonra ikinci pinimi istedim. Şu an ikinci pinimi istediğimin ikinci haftası içindeyim. İkinci haftası dolmak üzere. Eğer bu önümüzdeki hafta da gelmezse üçüncü kez pin isteyeceğim. Eğer üçüncü kez de gelmezse ne yapacağım bilmiyorum. Onu araştıracağım sonrasında. Ama dediğim gibi çok paniklemedim. Çünkü önce bir şirket kurmam gerektiği için, o parayı çekmem için. Pinin de o kadar aşırı bir acelesi yok. Hani şu anda benim o parayı hemen çekebilecek olsam, evet pini dört gözle beklerim ama o parayı hemen çekemeyeceğim için pini de çok böyle hani gecikmesi ya da işte ilk pinin gelmemesi beni panikletmedi. Onun dışında böyle tabii ki çok böyle yüksek miktar kazanmıyorsunuz. Yani kendi adıma konuşayım. Eğer ki ben her gün düzenli video atsam, evet o miktar yükselir. İzlendikçe yükseliyor çünkü. Ama ben okulda açıldıktan sonra 2 haftada bir anca video atabildiğim için o yüzden o para, mesela izlenmediğinizde o para biraz düşüyor. İzlendiğinizde o para artıyor. Zaten o paranın miktarından anlıyorsunuz izlenip izlenmediğinizi adeta, yani. Hani izlenme, görüntülenme raporları da var ama direkt o paradan, hani o paranın, mesela doların yanındaki sentler bir düşüyor bir yükseliyor. Oradan izlenip izlenmediğinizi anlıyorsunuz. Ama sayfa açıp tutturacak konu bulanlar için gerçekten, özellikle mesela öğrenciler için. Öğrencilerin çünkü hem video çekmeye bol vakti var. Hani mesela bizler gibi bir ev geçindireyim, işte ev işidir, çocuktur, çocuğun ödevleridir. Böyle dertler olmadıkları için, dert değil çok şükür, elhamdülillah, Allah'ın başımdan eksik etmesin. Ama böyle sorumlulukları olmadığı için diyeyim, daha doğru kelime olur. Böyle sorumlulukları olmadıkları için onlar çok daha fazla içerik üretebilirler ve en azından öğrenci harçlıklarını çıkarabilirler. Beni de genelde öğrenciler izlediği için böyle bir söyleyeyim dedim onlara. Ama tabii ki dediğim gibi önemli olan dikkat çekecek, izlenecek içerik bulmaları ve düzenli video atmaları. Aslında herkesin yapabileceği bir şey, bu kadar basit bir şey. Bu şekilde dediğim gibi ben hem bir yandan okul, hem bir yandan ev sorumlulukları, bir yandan oğlum birinci sınıf, her gün ödev sorumlulukları, çok fazla yoğun bir hayat yaşıyorum. Ona rağmen işte böyle sürekli bir video çekmek istiyorum, çekmeye çalışıyorum. Zaten video çekmeyi de çok seviyorum. Fotoğraf çekilmeyi de çok seviyordum. Üstüne şimdi işte bir de YouTube olayları girdikten sonra gerçekten video çekmeyi de çok seviyorum. Zaten severek yapılacak bir iş. Sevmeyen, çekinen bunu yapamaz zaten. Tamamen gönüllülük esas. O yüzden ben gayet severek yapıyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yine sorularınız olursa altta sorabilirsiniz. Hani bu YouTube para kazanma ile ilgili sorularınız olursa. Yine aynı şekilde bana da söylemek istedikleriniz olursa, mesela aranızda pini gelen vardır, işte para kazanması açılan vardır ya da parasını çekebilen vardır. İşte şunu yanlış biliyorsun, şu doğrusu diye yine yorumlarda da beni düzeltebilirsiniz. Ve tekrardan 2000 abone için çok teşekkür ederim. Bu kadar hızlı olmasını beklemiyordum. Çok sağ olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.